Allah'ım bir şey olmuş. Fikret anlatmıyor, bir şey olmuş. Hadi Tahsin. Böyle olmaz lütfen. Bırak ben konuşayım. Çok korkmuş belli. Sen de üstüne gittikçe daha da ürküyor. Deniz eve döndü Tahsin. Sağ salim döndü. Güvende. Bizim yanımızda. Ailesinin yanında. Ne olur çözülmeyecek hiçbir problem yok. Hepimiz elimizden geleni yapacağız. Bağırıp çağırmakla olmaz. Lütfen. Ben karakola gidiyorum. O herifi bulsunlar, soracağım hesabını Fikret. Tahsin! Nasıl bozdun huzurumuzu görüyor musun? Kendi ailen bitti, bizimkini dağıtmaya geldin. Uğursuz. Hiç, duvara söylüyorum. Çok korktuk Deniz. Başına bir şey geldi diye, sana bir şey oldu diye öyle korktuk ki. Duyar duymaz döndük İstanbul'dan. Olanlardan kendimi sorumlu hissediyorum. Konuşarak çözülmeyecek hiçbir problem yok. Babana da söyledim. Aile her şeyden çok önemli. Ne olursa olsun seni sevmekten vazgeçmeyecekler. Sana ailenden yakın kimse yok, emin ol. Ne kadar kızsan da öfkelensen de bu böyle. Vallahi benim bir suçum yok amirim. Anlarız, yürü. Vallahi kız kendi kaçtı geldi. Yürü kardeşim. Vallahi yürü. Ya. İçeride. Ona da sorun istiyorsanız. Gökhan Demir'i getirdik komiserim. Aşağılık şerefsiz herif! Aşağılık herif! Yapmayın beni! Bunlar kızım abi! Eğer onu sorsan sen de sana bir şey. Yemin ederim! Yapmayın tamam! Yalancı! Vallahi billahi de bir şey yapmadım abi! Yalancı nasıl kandırdın lan küçücük kızı? Hadi herif! Kandırmadım abi! Hadi! Kur'an üstüne yemin ederim ki! Vallahi de billahi de! Başıma bela alacaksın şimdi gönderdim! Kır rezil herif! Götürün şunu götürün! Tahsin Bey tamam gel içeri sen de. Kızıma zarar verdin. Bey, tamam sakin öldüreceğim ol. Öldüreceğim ulan Tahsin seni öldüreceğim. Tamam. Öldüreceğim ulan. Tamam Tahsin Bey. Tamam Tahsin Bey. Gelin şöyle. Gelin şöyle. Bir oturun sakin olun. Öyle öldüreceğim öldüreceğim ne olmaz. Bir şey yapmadım diyor zaten. Koskoca herif. Ne işi var küçük çocuğun yanında komiserim, bu herif adi şerefsiz bu. Sen suçlamanı yaptın. Zaten bundan sonra gereken yapılacaktır. Götürürüz kızınızı muayeneye, raporunu da alırız. Dikkatli gidin. Birbirinizin elini bırakmayın. Ablam bugün okula gitmeyecek mi? Hayır, bugün izinli. Herkes kaçtığını öğrendi. Öğretmeni de öğrenmiştir. Çocuklar, evimizde olanlar sadece bizi ilgilendirir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet. Kimseye bir şey anlatmayacağız. Ali'ye bile mi? Ali'ye bile. Hadi iyi dersler. Paralarınızı düşürmeyin. Koşmadan, yavaş yavaş. Bana bak. Akşam bir şey anlattı mı kız? Bir de ben konuşayım şununla. Hayır. Biraz yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacı var. Yok canım. Çok biliyorsun sen. Yemek istemiyorum. Sen bilirsin.
Ama böyle cezalandıramazsın kendini. Babam nerede? Karakolda hala. Her şey düzelecek. Merak etme. Gece Fikret'le uğraştım. Ben de. Biraz geçsin de arayalım. Siz de iyi ki bir numarayı aldınız. Artık telefon elinizden düşmez. Kızımla konuşacağım tabii. Bir şey demedim. Konuşursunuz tabii. Günaydın. Kusura bakmayın, uyuyakalmışım. Günaydın tatlım. Günaydın anne. Canım. Sen de mi Fikret düşünmekten uyuyamadın? Yok. Bir haber var mı? Arayacağım birazdan. Ayşe nerede? Arkadaşıyla birlikte gittiler Şebnem'le. Artık o da büyüyor ya. Okula yalnız gitmek istedi. Şebnem'in annesi de yanlarında canım. Of. Yine uflamaya başladı. Ne düşünüyorsun Şevket? Binin yarısı 500, o da bizde yok. Tahsin, ne oldu oğlum, bir şey öğrenebildin mi? Getirdiler adamı. Yalan söylüyor şerefsiz. Tahsin dur. Ay başıma gelenler. Yürü gidiyoruz. Nereye? Neler olduğunu anlayacağız, yürü. Nereye dedim? Muayeneye. Kızıma bir zarar verdi mi onu öğreneceğim. Sen böyle bir adam mısın? Bir şey öğrenmek istiyorsan ona sormayı denesene. Deniz'le konuşsana Tahsin. O raporu eline alacaksın. Sonucu ne olursa olsun o rapor elinde olacak ama ya Deniz'in yaşayacakları? Küçücük kız. Küçücük kız evden kaçtı. Sebep de bu zaten. Küçük. Kendini yalnız hissetti. Bana tepki olsun diye. Beni istemediği için. Benim gitmeyeceğimi anlayınca kendi gitmeyi tercih etti. Ben bir şey yapmadım. Ne olduğunu öğrenmek istiyorsan kızınla konuşlarsın. Ne öğrenmek istiyorsan sor. Verdiği cevaplara da güven. Deniz'i muayeneye götürmeye mecbur edersen seni hiç affetmeyecektir. O affetse ben affetmem. Her şey düzelecek. Sana söz veriyorum. Leyla'cığım, ben hazırım. Ne zaman istersen çıkarız. Sahile yürürüz, motora bineriz ha? Benim akbili de doldurmayı unutma Ali Rıza. Cebimde zaten. Tamam. Artık terapiye gitmesem, bu kadar gittiğim yeter. Ah, nereden çıktı şimdi bu? Çok masraf oluyor. İyiyim ben vallahi. Abi iyisin o ayrı. Ama o yanım söyleyince bitecek. Lütfen yarın bırakma Leyla. Size yük oluyorum. Aa. Şşt. Hadi hazırlan bakayım. Peki. Bir duş alayım, geliyorum. Ben de gideyim. Hadi. Allah için rast getirsin oğlum. Hoşça kal baba. Güle güle oğlum. Siz kalkmayın. Ben geçiriyorum. İyi. Yani şeytan diyor ki sık gırtlağını bazen. O kadar sinirleniyorum.
gözümün içine bakmıyor. Hı? Ha? Yok bir şey. Hadi görüşürüz. Dur ben de geliyorum şuraya kadar. Ne oldu? Sen söyle bakalım. Ne oldu? Bilmece gibi konuşmayın Efendi. Ne diyeceksen de geç kalıyorum. Dün gece sabaha kadar sen de sıkıntılı rüyalar gördün. Sayıkladın biliyor musun? Hadi canım. Baba beni affet diye ağladı. Ne rüya gördüm hatırlamıyorum ben. Rüya mı vicdan azabı mı? Nasıl yani? Bankanın parasını çaldığını itiraf ettin Şevket. Merak etme bu sır ikimizin arasında. Ferhunde pusuya yatmış avını kollayan bir avcı gibi en zayıf gördüğü anda Şevket'e nişan aldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.